Merhaba gençler. Tanzimat dönemine Ahmet Mithat Efendi'den devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz Ahmet Mithat Efendi çok yazan bir karakter olduğu için edebiyatımıza yazı makinesi olarak ismini yazdırmıştır. Bir de Ahmet Mithat Efendi genelde eserlerinde eğitime yönelik, insanları bilinçlendirmeye yönelik eserler verdiği için Hacı Evvel adıyla da ne yapılmış oluyor? Anılmış oluyor arkadaşlar. Tanzimat edebiyatında olayın sosyal yönünü, Tanzimat'ın birinci döneminde zaten genelde sanatçılar toplum için yazmışlardır. İkinci dönem sanatçıları birazcık daha sanat için sanat anlayışını ne yapmıştır benimsemişlerdir arkadaşlar. Evet Ahmet Mithat Efendi de eserlerinde sanat değeri yüksek eserler yerine öğretici, halkı bilinçlendirici eserler vermeyi ne yapmıştır? Tercih etmiştir arkadaşlar. Ve eserlerinin sonunda kıssadan hisse dediğimiz ne vardır? Bir ders verme, ders gütme amacı da arkadaşlar onun eserlerinin önemli bir noktasıdır. Şimdi Ahmet Mithat sosyal hayatı ve bireyin yetişmesini ilgilendiren çok sayıda eseri ve konuyu ya ilk kez ele almıştır ya da arkadaşlar o işlenmiş konuları ne yapmıştır? Geliştirmiştir. Mesela Ahmet Mithat'ın eserlerinde biz şu konulara ya ilk kez değindiğini ya da geliştirdiğini görüyoruz. Hep birlikte bakalım bu konularımız nelermiş yani. Bir defa Ahmet Mithat'ın eserlerinde 42-43'e yakın arkadaşlar Ahmet Mithat'ın roman veya uzun hikaye tarzında eseri var bir batıllaşma sorununu görüyoruz. Felatun Bey ile Rakım Efendi bunun en çarpıcı örneğidir. Görücü usulüyle evlilik önceki sanatçılarda da vardı değil mi? Şair evlenmesinde özellikle biz bunu görmüştük. Ahmet Mithat'ın romanlarında da göreceğiz biz bunu. Köy ve şehir yaşantısı çok ilginçtir. Köy hayatının ilk kez eserlerde yer alması Ahmet Mithat Efendi de oluyor arkadaşlar. Kız çocuklarının okutulması ve eğitime Ahmet Mithat'ın romanlarında yer alıyor. İşte miras yedi, toplum anlayışı arkadaşlar çalışma fikri ondan sonra kadının toplum hayatındaki yeri ve toplumdaki iş hayatına karışması esaret konusu ciddi manada göreceğiz arkadaşlar. Ahmet Mithat ee, esaret atlı hikayesinde ilk kez ne demiştik geçen derste esaret konusunu işlemişti demiştik. Başka eğitim ve sağlık konusu ana hatlarıyla Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında görülüyor ve mürebbiye konusu bizim edebiyatımıza ne yapıyor? Ahmet Mithat'ın romanlarıyla giriyor. Biliyorsunuz Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın neyi var? Mürebbiyelerle ilgili yazmış olduğu eseri var. Demek ki ne yapmış kendinden sonraki bazı sanatçıları da özellikle Hüseyin Rahmi'ye ne yapmıştır? Etkilemiştir. Şimdi önce Ahmet Mithat'ın gazetecilik ve dergicilik yönüne bir bakalım. Oradan giriş yapalım. Çünkü romanlarına en son değineceğim. Çok fazla romanı var. Özellikle önemli, pek de bilinmeyen diyelim. Ama arkadaşlar sınavda çıkması muhtemel bazı romanları var. Onlardan önce biz gazeteciliğini Belki tiyatro yönünü, arkadaşlar hikayecilik yönünü anlatacağız. Dediğim gibi önce gazetecilikten başlıyoruz arkadaşlar. İlk deviri çıkarıyor arkadaşlar. Devir yalnız sadece bir sayı çıkarabiliyor ve daha sonra bu dergi, şey bu gazete kapanıyor arkadaşlar. Arkasından Bedir'i çıkarıyor. Ve Bedir'de birazcık daha tecrübe kazanıyor. Ama Ahmet Mithat ve gazetecilik deyince aklımıza ne gelecek? Tercümanı hakikat gelecek arkadaşlar. Bu gazete Osmanlı basınının en uzun ömürlü gazetelerinden biri olmuştur. Ya da şöyle demek dersek Tanzimat döneminin en uzun soluklu gazetesi hangisidir derse tercümanı hakikatı yapıştıracağız arkadaşlar. Sadece bu üç gazete mi? Hayır değil. Yanında Dağarcık ve 40 Ambar diye iki tane dergiyi de Ahmet Mithat çıkarmış oluyor arkadaşlar. Şimdi Ahmet Mithat'ın tercümanı hakikati de aynı Şinasi'nin ve Namık Kemal'in bazı gazeteleri gibi bir ekol oluyor arkadaşlar. Bazı gençlerin toplandığı yer oluyor. Hatta biliyorsunuz e, Muallim Naci'yi belli bir süre sonra bu gazetede edebiyat sayfasının başına getiriyor. Ve eski geleneği devam ettiren bazı sanatçılar orada yazıyor. Bunu da ilerleyen derslerimize Muallim Naci ile ilgili kısımda anlatacağız. Şimdi romancılık ve hikayecilik yönüne geçiyorum arkadaşlar. E, Ahmet Mithat Efendi... Arkadaşlar çok fazla sayıda roman ve öykü kaleme almıştır. Neredeyse dönemin bütün problemleri hatta bazı evrensel konular onun romanlarına içerik olarak ne yapmıştır? Girmiştir. Ee, çok yazdığı için düzeltememiştir bazı şeyleri. Düzeltmeye bile vakit bulamamıştır. Hatta biz şöyle espri yaparız. Yukarıda yazmıştır. Aşağıda matbaada basılmıştır. ...şeklinde söylüyoruz arkadaşlar... Ee, ...bunun yanında... ...eserlerinde arkadaşlar... ...sade bir dil kullanmıştır... ...demek ki Tanzimat... ...birinci dönemde... ...sade bir dil kullanma anlayışı... ...yavaş yavaş ne yapıyor... ...yoluna giriyor arkadaşlar... ...onu da söylemiş olalım yani... ...onun dışında... ...batıdan gelen bazı akımların... ...etkisi var... ...nedir bu akımlar... ...realizm ve naturalizm arkadaşlar... Biz ilk kez realist ve naturalist eserleri Ahmet Mithat Efendi'de görüyoruz arkadaşlar. Başka ne var? Başka arkadaşlar çok değişik konular. Mesela fenli roman Türk Edebiyatı'nın ilk kez Ahmet Mithat Efendi ile karşımıza çıkıyor. Macera romanları, fantastik romanlar konular yine Ahmet Mithat'ın romanlarına işlemiş. Yani bir yandan bakıyorsunuz arkadaşlar... Böyle bir modernize ve yeni konular var. Bazı eserlerinde de bakıyoruz. İşte geçmişten gelen meddah ve halk hikayeciliği özellikle geleneğinden gelen bazı eserlerde onun romanlarına ne yapmıştır? İşlemiştir. Onun romanlarında karşılığını bulmuştur diyoruz. Diğer bir hususta ilginç olan bir şey anlatacağız. Bahtiyarlık gibi romanlarda arkadaşlar köy romanları ve tarihi romanında ilk denemelerine biz Ahmet Mithat Efendi de ne yapıyoruz rastlıyoruz. Şimdi evet Ahmet Mithat ilk eserlerini arkadaşlar romantizmin etkisinde ne yapıyor veriyor. Biraz tabi e, bizde akımların geçişi bu akımları da anlatacağız ilerleyen derslerimizde. Akımların geçişi bizde hızlı oluyor. Batı'da 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl süren bir akım, biz de arkadaşlar 3-5 yılda, 10 yılda tüketilebiliyor yani. İlk eserlerinde romantik ama daha sonra realizme geçiyor, özellikle henüz 17 yaşında atlı romanıyla. Daha sonra altını çizelim, önemli bir ifade kullanacağım, naturalizm arkadaşlar. Ne yapıyor? Yazıyor, Müşehedat bugün ayrıntılı bir şekilde var karşımıza çıkacak ve taaffüf bu iki eseri unutmayalım. Bu iki eser Ahmet Mithat tarafından naturalist unsurlar barındırıyor arkadaşlar. Ama genel manada baktığımızda biz onun eserlerinde romantizmin daha ağır bastığını ne yapıyoruz görmekteyiz. Şimdi peki romanlarındaki olay örgüsüne geldiğimizde genelde romanlarında bir kahraman değil birden çok kahraman var. Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarında genelde iki veya üç kahramanı görüyoruz arkadaşlar. İşte sadece Felatun Bey yok. Rakım Efendi de var gibi romanlarında arkadaşlar birden çok kahramanın iç içe geçmiş neleri var? Serüvenleri var. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Cumhuriyet döneminde inşallah göreceğiz gençler modern ve postmodern romanı göreceğiz. Postmodern romanda ne vardır? İç içe geçmiş olay örgüsü vardır. Mesela Oğuz Atay tutunamayanlar. Ana bir olay var. Bir gencin ölümü ama o ölümün arkasında onunla bağlantılı olaylar zinciri geliyor. Ahmet Mithat'ta biz bunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi çok sayıda öykü mü yazmış? Çok sayıda roman mı yazmış? Evet, evet. Ama çok ilginçtir arkadaşlar. Bu kadar çok roman yazmasına rağmen pek tekrara düştüğünü görmüyoruz. O da bunun sanat gücünü gösteriyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Yine iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Bu masaldan gelen bir özelliktir. Bunun sebebi nedir? Ahmet Mithat da romanlarında aslında halkı eğitmeyi amaçlar. İyilerin kazanmasını ister ki iyilik yayılsın. Kötülerin de cezalandırılmasını ister ki kötüler ne yapsın, kaybetsin. Kötülük ortadan kalksın. Böyle bir sosyal halk anlayışı vardır. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. İşte bu yönüyle Hüseyin Rahmi gibi bazı sanatçılar üzerinde ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Tanzimat'ın birinci döneminde sanat toplum için anlayışının romandaki direk yansıması Ahmet Mithat Efendi'dir. Şimdi arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi ile ilgili Cevdet Kudret'in önemli bir tespiti var. Diyor ki Ahmet Mithat Efendi 40'a yakın ne yapmıştır? Roman veya hikaye türünde eser yazmıştır. Bunları ayırmış, tasnif etmiş. Mesela ne demiş? Bir, Alexander Dumas Pere tarzında yazdığı romanlar var demiş. Yani macera romanları. Hasan Mella, Hüseyin Fella, Dünyaya İkinci Geliş gibi bunlardan bazısını bu videomuzun ikinci kısmında ayrıntı roman kısmında anlatacağım konularını. Jules Verne arkadaşlar biliyorsunuz bir bilim kurgu yazarıdır yani. Ondan etkilenerek onun tarzında yazmış olduğu acayip alem gibi Ahmet Metin ve Şirzat gibi eserlerde Jules Verne yolundan gittiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Doğa üstü güçlerden söz ettiği harika roman başlığını atmış Cevdet Kudret. Bununla ilgili arkadaşlar Çengi adlı romanı harika doğa üstü özellikler buna da gireceğim birazdan. Köy romanı, bahtiyarlık, çok çok önemli. Bunu da bir köşeye koyuyoruz. Dursun Bahtiyarlı ona da değineceğim arkadaşlar. Tarihi romanları kimilerine göre bazı aydınlar araştırmacılarımıza göre Türk edebiyatında ilk tarihi romanları kim vermiştir? Ahmet Mithat vermiştir diyor arkadaşlar. Yeniçeriler, Arnavutlar bunun tarihi romanının örnekleridir. Romantizmin esas alındığı Yeryüzünde bir melek arkadaşlar isminden de belli zaten ne yapmış Cevdet Kudret'in farklı bir tasnifidir. Realist romanları demiştir henüz 17 yaşında. Evet bunu da konusuna değineceğiz arkadaşlar. Naturalist romanlar müşehadat biraz önce söylediğimiz gibi ve tavfüf adlı romanıdır. bunlarda naturalist özellik gösterir arkadaşlar. Şimdi peki Ahmet Mithat'ın romanlarında... Başka neler vardır? Arkadaşlar bir defa Ahmet Mithat bu romanlarında ve hikayelerinde kendini gizlemez. Zaten romantizmin bir özelliği de nedir? Yazarın kendisini romanda gizlememesi, kendi kimliğini açığa vermesidir. Biz bunu Namık Kemal'de de aslında intibahta da ne yapıyoruz? Görüyoruz yani. Mesela orada Ali Bey değil mi? Mahbeyker, Dilaşup, Abdullah Efendi vardı intibatta. Mesela Abdullah Efendi'nin yaptığı işler kötüydü. Ve orada Namık Kemal şunu diyor intibahla ilgili. Ah Abdullah Efendi yüzünün çirkinliği kalbine de vurmuş. Ya da kalbinin çirkinliği yüzüne de vurmuş gibi ifade kullanıyor. Yani ne yapıyor? Olaya müdahale ediyor. Arkadaşlar aynısını biz Ahmet Mithat Efendi'de de ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hem olaya hem de kahramanlarına ne yapıyor? Müdahale ediyor. Onlarla ilgili görüşünü esen içerisinde söylüyor. Birinci husus bu. İkinci husus. Sık sık okuyucuya sesleniyor. Ey kari, ey kariye diye okuyucu diye ne yapıyor? Sesleniyor arkadaşlar. Bundaki amacı ne? Bundaki amacı şu okuyucuyla irtibatını koparmamak. Hani biz de şimdi bir video çekiyoruz. Canlı ders olduğunda evet öğrencilerle onlar soruyor ben cevaplıyorum cevap alıyoruz yani. Ama burada ne durumdasınız bilmiyoruz yani. Hani göremediğimiz için bazen uzaktan eğitimde de şey yapıyoruz yani. Diyorum kahveler elimizde mi? Ondan çaylar elimizde mi diyoruz. Şu an onları göremediğimiz için. Ama Ahmet Mithat Efendi de okuyucuyu dinç tutmak ve bir nevi gelenekten gelen bir özelliktir. Nida sanatını ne yapıyor arkadaşlar söylüyor. Evet şimdi diğer bir şey de meddahların başvurduğu bir özelliktir. Konuyu arkadaşlar toparlamak adına diyalog yöntemini seçmesi. Yani işte ey kariye ve ey kari demesinin sebebi de budur. Onunla başlatıyor ve bu diyaloğu mümkün mertebe roman üzerinde sonuna kadar devam ettiriyor veya devam ettirmeye çalışıyor. Çünkü şunu da hissettiriyor okuyucu kıymetli arkadaşlar. Siz de bizim için kıymetlisiniz, dinleyici de bizim için. Evet. Şimdi arkadaşlar Ahmet Mithat Efendi bununla yetinmiyor. Romanlarının bazı kısımları sadece okuyucuya değil, kendine de sesleniyor. Vah muharrir efendi yani kendi muharrir gazeteci yazar yalnız bu kadar mıydı gibi bakın Felahattin Bey ile Rakım Efendi'den bir parça buraya da koydum yani ama muharrir efendi bu kız kendine kıyacak gibi böyle bu tarzda eserlerinde ne vardır kendine de seslenme vardır arkadaşlar. Yaşıyor yani adam olayı. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi sadece kendim kızıyor? Hayır bazen kahramanlara da kızıyor veya kahramanlara acıyor arkadaşlar. Yapılan bazı hareketleri beğenme veya beğenmeme bunu da eserlerinde bazı zamirlerle, zarflarla, sıfatlarla ne yapıyor? Dillendiriyor. İşte vay habis, habis vay gibi ondan bakın ne yapıyor arkadaşlar? İfadeleri kullanıyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi romanlarının arkadaşlar çok beğenilenler olmuş. Tabii ki bunlar batıdan alıntı bazı romanları da içeriyor. Yani Ahmet Mithat ne anlatmak istiyorsunuz hocam? Şöyle toparlayayım. Şimdi Ahmet Mithat Efendi bir romanı okuyor batıdan aldı. Çok beğeniyor ve hemen pıt onun bir benzerine arkadaşlar yazma yoluna gidiyor yani. İşte Hasan Mellah'ı neye karşılık olarak yazmıştır? Monte Cristo kontuna karşılık olarak yazmıştır. Çengi'yi Don Kişot'a bir benzerlik olsun diye yazmıştır. İşte biraz önce söylediğimiz Ahmet Metin ve Şirzat'ı arkadaşlar Jules Verne'in bu macera romanlarından ilham alarak ne yapmıştır? Yazmıştır Cevdet Kudret hocamızın söylediği gibi arkadaşlar. Şimdi eserlerinde iki tür kahraman veya karakter görülür. Biri hayattan alınan tipler, gerçekçi tiplerdir. Her an etrafımızda görebileceğimiz tiplerdir. Bir de arkadaşlar etrafımızda görüp de olağanüstü özellikleri olan bazı tipleri de eserlerinde ne yapmıştır? İşlemiştir. Yani bir nevi olağan ve olağanüstü diyelim veya ondan sonra ee, mesela Hasan Mellah da dünyaya ikinci gelişte Dürdane Hanım'da olağanüstü tipler veya bazı tiplerin olağanüstü yönleri ne yapıyor? Eserde kendine yer buluyor bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi Ahmet Mithat'ın bütün romanları şunlar akıp gelecek herhalde değil mi yönetmenim? Ee, akmayla bitmiyor gençler akıyor 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 hani diyor ya akar 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 akıyor. Hepsi çıkar mı hocam? Tabii ki hepsi çıkmaz arkadaşlar. İçinden çıkarsa bir ya da iki roman ya da gruplandırma şeklinde çıkar. Hemen o şeylerimiz akarken ben de önemli olan birkaç tanesini söyleyeyim arkadaşlar. Felahattin Bey ile Rakım Efendi. Yanlış batılılaşma. Ayrıntısı birazdan. Yeryüzünde bir melek. Biraz önce söyledik arkadaşlar romantik etkisi olan bir eser. Henüz 17 yaşında realizme giriş, müşehedat, naturalizm. Bakın naturalizm bizde nabzade, nazım naturalizmin en önemli özelliğidir. Ama müşahedette biz naturalizmi görüyoruz. Orada da anlatacağım biraz. Dünyaya ikinci geliş. Esen ismi daha sonra değişiyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Paris'te bir Türk veya Paris'te bir Türk kızı şeklinde de geçiyor. Dürdane Hanım Arkadaşlar önemlidir. Ahmet Metin ve Şirzat biraz önce söylediğim gibi olağanüstü özellik gösterir. Esrarı cinayet, hani bunu unutuyoruz arada bazı şeyleri aklıma geldikçe ekliyorum. Arkadaşlar ilk polisiye roman. Bakın ne yapmış yazmış yani. Bu polisiye romanlar kimleri etkilememiş ki? Ta Peyami Safalara kadar ne yapmış? Etki alanı geniş bir roman. Ee, akıtalım gelsin. Başka Jön Türkler arkadaşlar o dönemde biliyorsunuz işte Jön Türk hareketi var. Daha sonra bu iddia terakki hareketine dönüşecek biliyorsunuz. Benim tarih bilgim bu kadar ötesini bilmiyorum yani. Ondan arkadaşlar Jön Türkleri anlattığı kendisi de belli bir dönem Avrupa'da ne yapmış? Bulunmuş arkadaşlar bir sanatçımız. Fenli bir roman nedir anlatacağım bunu da ama notlarımız arasında olsun fenli romanın İlk sanatçısı kimdir derse edebiyatımızda Ahmet Mithat Efendi arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Tafif, naturalist bir eserde bunu da söyledik arkadaşlar. Hasan Mella adlı eser ve Hüseyin Fella bunlar ayrı ayrı eserlerdir arkadaşlar. Konusunu anlatacağım. Türk edebiyatında bunlar biliyorsunuz. Taşugu, Talat ve Fitnat'tan sonra Şemsettin Sami'nin arkadaşlar arkasından gelen ikinci, üçüncü, dördüncü eserler olarak edebiyatımızda yerini ne yapmıştır? Almıştır. Evet Ahmet Mithat Efendi'yi özetliyorum arkadaşlar. Demek ki yazı makinemiz Hace Evvelimiz toplum için yazmıştır. Onun eserlerinde ziraattan tutun kutuplara kadar birazdan göreceğiz çok ilginç yani kutuplara kadar oradan tutun naturalizmden romantizme kadar oradan tutun bir kızın kötü yola düşmesinden gibi çok geniş bir yelpazede bir yelpaze açalım yelpazede eserlerini ne yapmıştır yazmıştır çok eser yazmıştır yazı makinemiz bazen düzeltmeye de fırsat bulamamıştır ama ilginçtir çok tekrarata düşmemiştir biz bile bazen konu anlatırken tekrarlara düşüyoruz yani. Ha niye söylüyoruz bu tekrarları da önemine binaen arkadaşlar. O eserler önemli olduğu için mesela ben bakıyorum önemli kavramını da çok kullanıyorum. Evet önemli bir sorunun bizim arkadaşlar sınavda nereye getirdiğini tabii ki unutmayacağız. Evet demek ki Ahmet Mithat Efendi'nin birinci bölümünde genel roman hikaye özelliklerini ve gazetecilik yönünü görmüş olduk. Arkadaşlar ikinci videomuzda Ahmet Bitat'la ilgili eserlerinin ayrıntısını göreceğiz. İyi günlerde görüşmek dileğiyle.